Afyon Karahisar'ın Sinanpaşa ilçesinin güzel beldesi Taşoluk. İlk yerleşiminin tarihi Tunç Çağı'na kadar uzanan belde ve civarı zaman içinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Beldenin yerleşim tarihi çok eski devirlere uzanır. İlk olarak Hitit egemenliğinde olan belde topraklarında, sonra sırasıyla Hitit, Frig, Pers, Büyük İskender, Selevkos, Bergama Krallığı, Roma, Selçuklu, Germiyanoğlu Beyliği ve Osmanlı hakimiyet sürer. Eski adı suyu bol anlamı taşıyan Mahmara olan beldenin adı 1962 yılında Taşoluk olarak değiştirilir. Taşoluk, bağlı olduğu Afyonkarahisar'ın en büyük ve en gelişmiş beldelerinden biri olma özelliği taşır. Yaklaşık 4000 civarı nüfusa sahip belde toprakları, sınırları içinde bulunan sahip olduğu Taşoluk Barajı'nın sulama imkanıyla tarım konusunda oldukça avantajlı durumda. Tarım faaliyetlerinin yanı sıra küçükbaş hayvancılık, nispeten arıcılık faaliyetleri ve termal turizm faaliyetleri belde ekonomisinde önemli yer teşkil eder. Taşoluk beldesi de Afyon Karahisar'ın genelinde olduğu gibi şifalı olduğu düşünülen kaynak suları ve termalleriyle tanınan bir yer. Sinanpaşa ilçe merkezinden toplu taşıma imkanı bulunan beldenin termal otelleri yılın her dönemi ziyaretçi ağırlar. Belde şifalı suları ve bu amaçla düzenlenen termal otelleri, dinlence ve piknik mesire alanlarıyla bölgenin popüler konumlarından biri. Belde sınırları içinde bulunan Değirmenönü mesire alanı, yeşilin türlü tonlarını sunan güzelliği, çocuk oyun parkları, piknik amaçlı dizayn edilmiş oturma alanlarıyla belde halkının hoş vakit geçirdiği alanlardan biri. Taşoluk'un bir diğer dinlence ve mesire alanı ise tarımsal sulama ihtiyaçlarının yanı sıra görsel güzelliğiyle de dikkat çeken Taşoluk Baraj Göleti çevresinde düzenlenmiş Taşoluk Şehit Şüheda Parkı ve sosyal tesisleri. Kendine özgü doğal bir güzelliğe sahip gölet çevresinde düzenlenmiş piknik mesire alanları, çocuk oyun parkurları, bisiklet ve yürüyüş yolları, bungalov tarzı evler, kafeteryalar ve yeme içme mekanları mevcut. Olta balıkçılığı imkanı da sunan Taşoluk Şehit Şüheda Parkı ve sosyal tesisleri özellikle hafta sonları başta belde halkı olmak üzere Afyonkarahisar ve çevre illerden ziyaretçilerin tercih ettiği bir dinlence alanı. Her bütçeye uygun konaklama imkanı
ve yeme içme mekanları bulunan belde Afyonkarahisar gezilerinin uğrak noktalarından biri. Mavi yolculuk dendiği zaman Türkiye sınırlarında akla gelen ilk adreslerden, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan tabiatı, temiz denizi, plajları, kumsalları, mavisi, yeşili, bitki florası, su sporları imkanları, yöresel lezzetleri ve panoramik manzarasıyla büyüleyen Muğla'nın şirin ve güzel beldesi Göcek. Göcek'in tarihi M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanır. İlk çağlarda bu bölgeye Karyalılar yerleştiği için beldenin de içinde bulunduğu topraklara Karya adı verilir. Yörenin bilinen tarihi ise Hititlerle başlar. Hititlerin Lukka dedikleri yörede sonra sırasıyla Frig, Lidya, Dor, İyon, Pers, Makedonya Krallığı, Bergama Krallığı, Roma ve Menteşe Beyliği hakimiyet sürer. Bölge 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılır. Beldenin adını yöre halkının göç zamanı, hadi göçek şeklinde haberleşmesinden aldığı bilinir. Fethiye Körfezi'nde yer alan Göcek'i, Türkiye ve dünyada bilinir kılan en önemli özellik, mavi yolculuk rotasında olması, rüzgar sörfü ve dalış imkanlarıyla su sporlarındaki aktivite zenginliği. Sahil kasabası niteliği taşıyan Göcek'te Akdeniz'in turkuaz renkli berrak suları, yemyeşil çam ormanları ve güzel koylar ziyaretçilerde hayranlık uyandırır. Ilıman bir iklime sahip belde toprakları tarıma elverişli konumda. Sebze meyve üreticiliği, küçükbaş hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, turizmden sonra beldenin önemli ekonomik faaliyetleri. Yaklaşık 5000 civarı nüfusa sahip beldenin nüfusu, özellikle yaz aylarında yazlıkçı ve turist gelişleriyle artış gösterir. Göcek ayrıca sessiz sakin yapısıyla göç alan bir sahil kasabası konumunda. Göcek'te tekne kiralama ve günlük turlar aracılığı ile mavi tura çıkmak mümkün. Bu turlar birçok koy, ada, saklı adacık, plaj, kumsal görebilme ve açıklarda denize girebilme imkanı sunuyor. Birçok tatil beldesine yakın oluşu, festivalleri, su sporları imkanları, konaklama imkanlarının çokluğu, temiz denizi, berrak suları, kumsalları, eşsiz doğası, bitki florası, yat limanı olanağı, sessiz sakin yapısıyla Göcek, özellikle yaz aylarında
yerli ve yabancı turistlerin, mavi yolculuk tutkunlarının, adrenalin ve su sporları meraklılarıyla gezginlerin rağbet ettiği bir konumda. Göcek'te her bütçeye uygun otel, pansiyon, konaklama imkanı, çadır kamp alanı ve balık başta olmak üzere yöresel mutfağın da sergilendiği yeme içme mekanları bulunuyor. Fethiye merkezden Göcek'e günün her saati toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. İstanbul'daki tabiat parklarından biri olan Çilingöz, Çatalca'da yer alır. İstanbul'da kamp yapacak yerlerden biri olan ve 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen Çilingöz Tabiat Parkı yaklaşık 18 hektarlık bir alanı kaplar. 80 metre genişliğinde ince kumlu bir plaja sahip olan Çilingöz Tabiat Parkı'nın hemen yanından Çilingöz Deresi akar. Bu kısımda oluşan gölet alanının etrafı sazlıklarla çevrili. Çilingöz'da deniz, orman, göl ve sazlık manzarasını bir arada görmek mümkündür. Yaban hayatı koruma sahası ilan edilen bölgede zengin bitki ve hayvan çeşitliliği bulunur. Koruma sahası olduğu için sürekli av yasağı uygulanan Çilingöz'de kayın, kızıl ağaç, gürgen ve saçlı meşe gibi ağaç türleri bölgedeki ormanların çoğunluğunu oluşturur. Bıldırcın, karabatak, çulluk, atmaca, ağaç kakan, leylek ve saksağan gibi kuş türlerinin yanı sıra geyik, karaca, tilki, sansar, kurt, çakal, sincap gibi türler de alanda koruma altında bulunan diğer canlılardır. Bölge genellikle yaz aylarında İstanbul'da denize girmek için tercih edilen alanlar arasında gösterilir. Bölgenin kuzeyinde yer alan gölde balık tutma imkanı bulunuyor. Amatör olta balıkçılarının rağbet ettiği noktada başta alabalık olmak üzere sazan, tatlı su kefali ve yılan balığı gibi balık türlerine rastlanır. Çilingöz'de yer alan ormanda trekking için yürüyüş parkurları, piknik ve dinlence alanları bulunur. Tabiat parkı sınırları içinde ihtiyaçlar için kır lokantası ve büfeler hizmet vermekte. Kamp yapabilme imkanı da bulunan Çilingöz Tabiat Parkı, doğa severlerin, kamp meraklılarının, fotoğraf tutkunlarının, doğa yürüyüşüne meraklıların, amatör balıkçıların ve piknik severlerin özellikle yaz aylarında tercih ettikleri bir konum. İstanbul'a yakın oluşu, ulaşım kolaylıkları ve toplu taşıma imkanının bulunması Çilingöz'ü cazip kılan bir diğer faktör. Tabiat Parkı'na Çatalca istikametine giden minibüslerle ve toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Metrekare alan üzerine kurulu Gemici Tabiat Parkı halkın uğrak noktalarından biri. Tabiat Parkı içerisinde aile piknik alanları,
oturma ve dinlenme yerleri, kuğu ve ördeklerin bulunduğu yapay göletler, tavşan evleri gibi hayvan barınakları, kafeterya ve restoran, spor alanları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. İlçenin bir diğer mesire alanı ise Adatepe. Osmancık ilçe merkezini ve Kızılırmağı yüksekte en güzel gören noktada yer alan Adatepe mesire alanı, kır kafeteryası, piknik alanları, spor alanı ve oyun parklarına sahip. Tokat'ın Akbelen kasabası bulunduğu bölgenin iki önemli tabiat değerini barındırıyor. Yaklaşık 1700 metre yükseklikte bulunan Akbelen Yaylası, şehir merkezine en yakın yaylalardan biri. Akbelen Yaylası, bölgenin en ünlü yaylalarından olan Topçam Yaylası'yla sınır komşusu. Yayla, bitki örtüsü, sık ormanları, akarsularıyla geniş ve düz bir alana yerleşik. Balıkçılık ve avcılık yapılabilen, ayrıca çim kayağına elverişli yaylada özellikle yaz dönemi yoğun nüfus bulunuyor. Yayla bölgesinde yaklaşık 70 ev bulunuyor. Yakın zamanda turizm bölgesi ilan edilen Akbelen Yaylası, Tokat-Niksar yolu üzerinde bulunuyor. Kasabanın kendisiyle aynı isme sahip bir diğer tabiat güzelliği ise Akbelen Şelalesi. Kayalık dar bir vadi içerisindeki derenin 5 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan şelale, çevresindeki ağaç ve bitki örtüsüyle güzel bir görüntü oluşturuyor. Manisa'daki Muradiye Camii, 3. Murat adına 1583-1592 yılları arasında yaptırıldı. Külli özelliğinde olan bu yapı, cami, medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşuyor. Projesi Mimar Sinan'a ait olan külliyenin inşası Mimar Mahmud Ağa tarafından başlatılmış ve ölümü üzerine Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlanmış. Külliyenin en gösterişli bölümünü oluşturan kesme taştan yapılmış ters T planlı cami, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Cami ortada büyük bir merkezi kubbe, yanlarda ve güneydeki mihrap çıkıntısındansa tonozlu çatı sistemiyle örülmüş. Kuzey cephesinin köşelerinde tek şerefeli bir çift minaresi mevcut. Külliye içerisindeki medrese, klasik Osmanlı medrese plan ve şekline bağlı kalınarak yapılmış. Muradiye Camii'nin medrese ve imarethane bölümleri günümüzde müze olarak kullanılıyor. Medrese ile cami arasındaki avluda yer alan kütüphane 1812 yılında Kara Osmanoğullarından Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış. Bu yapı günümüzde Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılıyor.